Öncelikle bu konuyu ben merak ettiğim için bir video çekiyorum. Çünkü motorun bana bir yıllık bakım maliyetleri ne kadar olacak ben onu merak ediyorum. Ya yani maliyet açısından ne kadar olacak merak ediyorum. Bunu da sizin için kağıda yazdım. Ne kadar motorun bana bir yıllık giderleri var. Bunu 3 başlık halinde işleyeceğiz. Bakım giderleri, servisle alakalı. Vergi giderleri, bir de lastik giderleri. Ya yani bu şeyi maliyet hesaplamasını şöyle hesaplayacağız. Bir kullanıcı motoru sıfırdan bayiden alıp 20 bin kilometre yaptığı zaman kullanıcısına ne kadar gideri oluyor? Şimdi ben size söyleyeyim. 5 bin bakımı, 10 bin bakımı, 15 bin bakımı, 20 bin bakımı. 5 bin bakımında motorun yağla yağ fitlesi değişiyor. 10 bin bakımında yağ fitlesi, hava fitlesi değişiyor. 15 bin bakımında gene rutin yağ bakımı, ekstra olarak benzin fitlesi değişiyor. 20 bin bakımında ise gene ekstra her şey değişiyor. Hava fitlesi dahil. Ekstra olarak ön ve arka fren baltası değişiyor. Ben de hatta geçen fren baltasını değiştirmiştim. Ön fren baltasını. Yani bu kilometrelerde tahminim bitiyor. Şimdi rodaj bakımını şey yapmadım. Hesaba koymadım çünkü yani Bursa'daki bayilerin çoğunluğu mesela sıfır motor aldığınız zaman rodaj bakımını hediye veriyor. Önceden iki bakım hediye veriyorlardı. Şimdi tek bakıma düşmüşler. Ben bu fiyatları Bursa'daki yetkili servisten aldım. Sizin için gittim aldım geldim. Şimdi 5000 bakımın fiyatı 1450 lira. 10.000 bakımın fiyatı 1900 lira. 15.000 bakımın fiyatı 2015 lira. 20.000 bakımın fiyatı 3055 lira. Yani toplamda motorun yağ bakımı giderlerinin fiyatı yıllık 20.000 kilometre yaptığın zaman 8.420 lira. Vergisi ise şu an baya bir zam geldi. Önceki videoda kaç paraydı bilmiyorum ama şu anki videoda güncel fiyatı 1294 lira. Bir de şöyle bir şey var. Ben bu bakım fiyatlarını aldım da fiyatlara zam gelecek diyordu. Şu an biz hangi aydayız? Şubat'tayız değil mi? Yani Şubat ayında fiyatlar böyle. Lastik giderleri lastiğin şu an sordum ben. İnternetteki fiyatında bayideki Bursa'daki bayideki fiyatı aynı değişmiyor. 7.367 lira lastik fiyatı var. Al nasıl bir anta spot çünkü hani lastik almanız gerekiyor motora. Yani şu an mesela ben 20.000'e geldim. Motor hani ıslak zeminde falan çıkartamıyorum motoru. Bayağı bir kötü. Ayrıca 400 lirada işçilik parası alıyorlar. Toplamda 7.767 lira sizin gideriniz oluyor. Yani motorun bir yılda toplam gideri size 17.481 lira yapıyor. Ya bu da kilometre başına 87 kuruş yapıyor. Benzin giderlerinin haricinde. Toplamda benzin gider olarak da 20.000 kilometrede 900 litre yakıt yakarsınız. Ya ben bunu şeye göre hesapladım. 100 kilometrede ortalama 4,5 litre yakmasına göre hesapladım. Çünkü hani bazıları diyecek ben 4 litre yaktırıyorum, 3,5 yaktırıyorum. Ben inanmıyorum ona. Ya motorun hakkını vermiyorsan kardeşim o kadar sen yaktırsın ama motoru hani tam hak manasını kullanmıyorsun. Yani motorun hakkı 4,5 litre. Yani rodaj bazen az yakabiliyor. Tamam eyvallah. Ama rodajda da bu motor hani baktığın zaman 1000 kilometre, 2000 kilometre geldiği zaman ilk hani rodaj bakımına kadar zaten 6 litreden aşağı yakmıyor. Hani 2000 kilometreye kadar o limitörün açılmasına kadar da hani 5 5,5'ün altında da düşmüyor motor. Yani onu kim diyorsa yalan konuşuyor. Ben bunu özellikle test ettim yani. Yani hesapladığın zaman 20.000 kilometrede 900 litre gideriniz oluyor. Benzin litresi 40 lira. Hesapladığınız zaman 36.000 lira yıllık şey gideriniz oluyor. Benzin gideriniz oluyor. Ya bu da toplamda yakıtla beraber yağ bakımıdır, lastiğidir, vergisidir. Kilometrede motorun yaktığı şu an 2 lira 67 kuruş. Sizce asgari ücretle çalışan bir kişi Dominar 400'ün yıllık bakım maliyetlerini rahat karşılayabilir mi? Bunu aşağıya yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Bir de hesaplamamı istediğiniz başka motor varsa aşağıda yorumlarda buluşalım. Kanala abone olmayı unutmayın.